Merhaba arkadaşlar. Dördüncü hafta ikinci nihai konumuz hal çeşitleri, envaül hal demiş. Biz müfret hali işledik. Şimdi haftanın ikinci konusu hal çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Ben hal çeşitlerini müfret hali anlatırken de gösterdim. Burada ayrıca tekrarın cümle şeklinde gelen hal konusunu ayrıca işleyeceğiz. Hal nasıldı arkadaşlar? Hal dört şekilde geliyordu hatırlarsanız. Cümle halinde gelen yapıların tamamı, isim cümlesi, fiil cümlesi, bir cümle ve müfret hali olmak üzere dört ayrı şekilde geliyordu. Böyle işte müptedanın haberi, kânenin haberi, innenin haberi gibi birçok konu var. Sıfat, bu da yine dört şekilde geliyor. Hal de dört şekilde karşımıza çıkabilir. Müfret, isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibi cümle şeklinde hal karşımıza çıkmış olabilir. Ben konuyu kısaca bir özetleyeyim arkadaşlar. Öyle başlayalım. Konu şöyleydi. Hal bizim karşımıza müfret bir hal olarak çıkabilir. Bir isim cümlesi olabilir. Fiil cümlesi olabilir. Fiil cümlesi bir de şibhi cümle şeklinde hal gelebiliyordu. İsim cümlesi halinde bir hal varsa arkadaşlar nasıldı? Marife bir lafızdan sonra şunu marifeye dert etmesi için yazdım. Kendisinden sonra vav ve zamir geliyorsa devamında haber olacak tabii ki. Bu isim cümlesi oluyordu. Yine marife bir lafızdan sonra eğer bir fiil varsa bu mazi muzari olabilir fark etmez. Biz buna fiil cümlesi şeklinde hal diyecektik. Yine marife bir lafızdan sonra arkadaşlar harfi cer mecrur veya zarf mecrurdan oluşan bir yapı varsa biz buna da şibi cümleden hal diyecektik. Eğer bunlardan birisi değilse, yani şu gösterdiğim şekillerden birisi olarak gelmemişse, hal müfret hal olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Burada bizim dikkat edeceğimiz arkadaşlar nedir? Dördüncü durum müfret hal. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus şu, cümle şeklindeki halin harekesine hiçbir şekilde müdahale edilmez. Yani diyelim ki o isim cümle şeklinde gelmiş yapı müpteda ve haberden oluşmuş örneğin. Müpteda ve haber işte merfuattandır. Ref halinde kullanması gerekiyor. Sonra ref halinde kullanıyorsunuz. Mesela işte müpteda da haberin de harekesinin damme olması lazım. Harekelere falan dokunmuyorsunuz. Mesela orada fiil cümlesi olsa diyelim hali olan kısım. Mazi olsa son harekesi fetih olur. Muzari olsa işte tekil olsa son harekesi damme olur. Hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Bir değişiklik yapmayacaksınız. Harfi cer mecrur olmuşsa mesela harfi cer kendisinden sonraki hemen harekesini kesre yapacaktır. Kesre olarak kalacak müdahale etmiyorsunuz. Bizim değişikliği yaptığımız tek yer var arkadaşlar. O da müfret hal. Müfret hali birebir nasb haline çevireceksiniz. Yani tekil olsa fetha alacak, ikil olsa sonra yeğenim falan gelecek. Onu tamamen ayarlayacaksınız. Tekrar söylüyorum bakın müfret halin harekesi, harfi ayarlanır. Yani düzeltilmesi gerekir. Oradaki değişikliğin yapılması lazım. Ama cümle şeklindeki hale asla dokunmuyorsunuz. Böyle üç tane cümle şeklinde halimiz var. Şu gösterdiğim ipuçlarına dikkat ederseniz cümle halinde gelmiş olan hali yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bunlardan birisi değilse hal müfret gelmiştir. Bir de arkadaşlar bu konuyla alakalı vav-ı haliye diye bir şey vardı. Bir bağlantı edatımız. Bunu da bilmeniz lazım. Bu nerede var, nerede yoktu? Nerede kullanılıyor? Müfret halde ve şibi cümle şeklinde gelen halde bir defa yok kullanamıyorsunuz. Nerede olabilir? İsim cümlesinde olabilir arkadaşlar. Bir de fiil cümlesinde olabilirdi. Fiil cümlesi diyeyim. İsim cümlesinde arkadaşlar mutlaka kullanıyorduk. Hatırlarsınız. Fiil cümlesinde durum nasıl? O fiilin mazi muzari oluşuna, olumlu olumsuz oluşuna göre durum değişiyordu. Hal olur da mazi olumlu olursa mazi olumsuz, muzari olumlu, muzari olumsuz şeklinde bizim karşımıza çıkabiliyordu. Mazi olumlu olunca ne olur? Mazi olumlu da arkadaşlar hem vav kullanıyorsunuz hem de kadde bir harftir. Ve kad kullanacaksınız. Mazi olumsuz da arkadaşlar tercihe bağlıydı. Muzari olumlu da asla kullanamıyordunuz. Muzari olumsuz da durum tercihe bağlıydı. Ben bunları müfret hal konusunda anlattım. Müfret hal konusu orada cümle şeklindeki hali de işlemiş olduk biraz. Buradaki saatle alakalı bir sınır olduğu için biz o videoyu tam olarak ayarlayamadık. 1,5 saat geçince kayıt kesiliyormuş. Orada konu tam bitmediği için ikinci bir video, ikinci bir konu anlatımı gerektiği için
Ben cümle halindeki hali tekraren başından ayrıca bir konu olarak göstereceğim. Ben buraları orada anlatmıştım. Oraya da tekrar bakabilirsiniz. Neye dikkat ediyorsunuz? Tekrar söyleyeyim. Cümle halinde gelebilir. Bir de vav-ı haliye ile alakalı isim cümlesi, fiil cümlesi gibi cümle. Bir de vav-ı haliye ile alakalı durumlara dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi bunları ben müfret hal konusunda birebir anlattım zaten. Burada bir daha tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz biraz önce yazdıklarıma hiçbir sorun yaşamazsınız inşallah. Bir cümle halinde gelen hale bakıyorsunuz nasıl olduğuna, bir de vav-ı haliye ile alakalı durumlara bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şu tabloyu müfret hale örnek olarak koymuş. Şu tablo isim cümlesinin örneği. Şu tablo fiil cümlesi şeklinde halin örneği. Fiil cümlesi. Şu tablo da arkadaşlar şibhi cümle şeklindeki hale örnek olarak koyulmuş. Müfret halde durum nasıldı? Biz cümle halindeki hallere dokunmuyorduk ama müfret halin birebir ayarlanması gerekiyordu. Bakın şurada kırmızıyla yazdığı her kelime hal, maviyle yazdıkları da zilhal olarak kullanmış, hal sahibi yani. Biz hal olan kısmı mansup kullanıyorduk. Yani nasb haline çevirmeniz lazım. Kelime tekil olduğunda diyelim ki tekil olsa sonuna fetha alır. Kelime ikil olsa sonuna yenun alır. Kelime cemi müzekker salim olsa yine sonuna yenun alır. Kelime cemi müennes salim olsa sonuna elif açık te alıp harekesi kesir olacak gibi durumlar vardı. Ben bunu defalarca gösterdim. Bakın kelime tekil fetha almış. İkil yenun almış. Kelime yine ikil yenun almış. Burada sadece bir örnek teşkil etmesi için koymuş bunlar. Çünkü konuyu biz bu müfret hal konusunu orada müfret hal bahsinde ayrıntılı bir şekilde gösterdik. Ne demiş? Ne şaliyü mahbuben diyor. Ali sevilir bir şekilde yetişmiş. Min egaribi akrabalar tarafından sevilir bir vaziyette yetişmiş. Ne şey Ali ve Muhammed'in bakın hal sahibi ikildir. Burada ikil kullanmış dikkat ederseniz ama nasb halinde kelime sonu yenin getirilmiş. Bu ikil müzekker olduğu için bakın ikil müzekker bir hal kullanılmış. Burası ikil müennes olduğu için. Pardon bu da ikil müzekkermiş pardon. Ali ve ihfetü diyor. Ali ve onun kardeşleri mehbubine, bu da çoğul örnekmiş arkadaşlar. Ali ve kardeşleri diyor. Ali ve kardeşleri olunca kelime çoğul oluyor. Çoğul olunca burası da çoğul müzekkere örnek olarak kullanılmış. Yani burası müfret hali örneği. İkinci tabloya bakarsanız bakın ve hüve diye devam eden bir yapı var. Hüve müpteda gaimün haber olmak üzere. Bu müpteda ve haberden oluşan bölüm isim cümlesi şeklinde hal olarak kullanmışız. İpucumuz neydi? Ve hüve, vehiye, vehüma diye gidecek bir yapı olacak. Burada arkadaşlar burası müpteda, burası haber olduğu için bununla bunun arasında bir uyum söz konusu. Ayrıca hal sahibi mesela burada tekil müzekker olduğu için zamir de tekil müzekker kullanmış. Yani bu zamirin şununla tutması lazım. Bunun da bununla bir uyum içerisinde bulunması gerekiyordu. Bu isim cümlesi örneği. Buraya bakarsanız arkadaşlar şurada da fiil cümlesi örnekleri var. Bakın şurada hal sahibi tü dediği zamir. Şurada elveledü kelimesi maviyle yazdıkları hal sahibi. Hal olan kısım bakın muzari fiil şeklinde gelmiş. Şu kırmızıyla yazdığı bölüm hal olan bölüm. Ne demiş? Hadartü ile medrese ben okula geldim. Böyle mektup vacibi ödevimi yapmadan geldim demiş. Yazmadan geldim. Orası fiil cümlesi. Uddu mine sefer diyor. Ben yolculuktan döndüm. Ve gat merittüm. Pardon. Hastalanmış bir şekilde döndüm. Bakın mazi bir fiil var. Hal olan kısım yine fiil cümlesi. Adel vali diyor. Baba döndü. Mine suk çarşıdan. Yahmilül hudar. Sebze getirerek sebze taşıyarak döndü. Yine bakın bir fiil var. Marife bir lafızdan sonra bir fiil gelmiş. Burada da hal fiil cümlesi olarak kullanmış. Alttakine bakarsanız bakın marife lafızlar var. Marife lafızlardan sonra car mecrur, marife lafızlardan sonra zarf mecrur var. Bu da şibi cümle şeklindeki halin gelişiyle alakalı örnek. Nezele saygı diyor yolcu indi mine seyyare arabadan fi gadabin bir öfke içerisinde indi demiş. Raytül üsfur diyor ben serçeleri gördüm beynel aksan ağaçların pardon dalların arasındayken serçeleri gördüm demiş. Beynel aksan da bu da zarf mecrur olmak üzere şibi cümle halinde hal olarak kullanılmış. Bir de burada arkadaşlar de burada vav-ı haliyeyi tekrar edelim. Vav-ı haliye nasıldı? Yani hangisinde var hangisinde yoktu? Bir defa müfret halde vav-ı haliye kullanılıyor. Şibi cümle şeklindeki yapıda kullanılıyor. Nerede var? Ya isim cümlesinde var ya da fiil cümlesinde var. İkisinden birisinde.
İsim cümlesinde hatırlarsanız mecburen vardı ve hüve diye kullanıyorduk. Bu va burada vav-ı haliye olarak kullanılmış. Bu vav-ı haliye burada var mı yok mu bizim için son derece önemli. Alıştırmaları çözerken göreceksiniz ne işe yaradığını. Oranın hal olan bölümün yani fiil cümlesi olması durumunda bizim bir takım şartlarımız vardı. Mazi olumluysa var, mazi olumsuzsa tercihe bağlıydı. Muzari olumlu da yoktu, muzari olumsuzsa tercihe bağlıydı. Bakın şurada mazi olumlu bir örnek var. Merittü ben hastalandım. Başında olumsuzluk edatı yok. Biz olumsuzluk edatlarını 6. hafta zannedersem konusu olarak göreceğiz. Ama en azından ma'ları, lemleri falan olumsuzluk ifade ettiğini biliyorsunuz. Burada herhangi bir olumsuzluk edatı yok. Bakın olumlu bir mazi var. Başına vekat kullanmış olumlu mazi olunca. Olumsuz muzari, olumsuz mazi örneği yok burada. Olumlu muzariye bakın. Olumlu muzarinin başında vav kullanamıyorduk. Bakın vav getirmemiş. Olumsuz muzariden asıldı. Velem ektüp demiş. Tercihe bağlıydı. İster kullanın ister kullanmayın. Burada kullanılmış mesela. Olumlu muzaride kullanmıyorduk. Vav aile ile alakalı durumlarda kısaca böyle arkadaşlar. Ben bunu müfret hal konusunda anlattım. Burada biraz tam olarak detaylı bir şekilde vermemiş olduk. Oraya bakarsanız orada tam olarak anlattık konuyu. Pardon. Alıştırmalara bakalım. Birinci alıştırma. İmle-i ferah diyor. Boş kısmı doldurun. Bir hal münasip. Uygun halle boş kısmı doldurun. Cümlelere bakarsanız. Bir önce bakacağız ki biz burada hal olarak koyduğumuz yapı isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, şibi cümle mi, müfret mi? Çünkü her birisine göre durum değişiyor. Müfret hal olsa ben harekelerini birebir, irabını birebir uydurmak zorundayım. Cümleden hal olsa isim cümlesi, fiil cümlesi onlar kendi harekelerini alacaklardır. Mesela bakalım. Birincide hüve müt'aben demiş, hüve müt'aben demiş, hüve müt'abu demiş. Bunların her birisi dikkat ederseniz isim cümlesi şeklinde ihtimaller. Yani ne koyarsan koyun isim cümlesi halinde bir cevabınız olacaktır. Bakalım bu olur mu? Hüve müpteda arkadaşlar. Müt'aben haber. Müpteda haber. Haberle müpteda ikisi de merfuatın içerisindeydi. Bu zamir mebnidir. Onda harekete değişikliği olmaz ama arkadaşlar. Bu tek bir kelime. Eğer siz bunu merfuata ki bura haber. Merfuata kullanıyorsanız sonu asla feta olamaz. Damme olmaz gerekir. Ve müt'abün demeliydi. Ve müt'aben diyemez. Bakalım bu da müt'abün, bu da damme, bu da damme. Bir tanesi yanlış elbette ki. Ve müt'abü yanlış niye? Bakın tenvin yok dikkat ederseniz. Bu tenvini buradan iptal edebilmesi için kendisinden sonra bir muzafün ileh lazım ki tenvin iptal edilebilsin. Tenvini durduğu yerde yani hiçbir sebep yokken iptal etmiş. Dolayısıyla bu da o yüzden yanlış. Normalde harekesi doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız ve müt'abün olur. Müpteda haber olmak üzere ikisi birden buraya isim cümlesi halinde bir cevap olacaktır. 1. Gaderel ümma diyor. İşçiler buyurduğum evlerine gittiler. Bakalım cevaplarda ne var? Şu olsa müfret hali olacak. Çünkü zamir falan yok. Şu olsa isim cümlesi olacak. Şu olsa fiil cümlesi olacak. Bu olur mu? Bakın müfret hal. Müfret hal nasıldı arkadaşlar? Müfret hal mansubatın içinde olduğu için eğer bu kelime tekilse feta koyuyordum. İkilse yenun koyuyordum. Cemi müzekker salimse yine yenun koyuyordum. Kelime cemi müennes salimse harekesini kesre yapıyordum. Kelime cemi müzekker salim eğer konu halse yani mansubatla alakalı bir konuysa ve tekilse yani müfred cümle değilse daha doğrusu baküne diyemezsiniz. Baküne merfuatın kelimesi yani bu kelime müptede olabilir, bu kelime haber, bu kelime naibi fail, fail her şey olabilir merfuatla alakalı. Ama mansubatla alakalı hiçbir şey için bu kelime kullanılamaz. Kelimenin sonunda vanun var. Dolayısıyla bu o yüzden yanlış. Ve hüm bakine diyebilir misiniz? Hüm müpteda, bakün haber. Bu ayrık zamirler hep müptede oluyordu. Yanında kelime haber. Haberin dediğim gibi sonunda ne olur? Yani merfuata dahil kelimelerin sonunda ne olur? Ya elif nun olur, ya kelimenin arkası damme olur, ya sonunda vanun olur. Bunlardan birisi olur. Merfuata dahil bir kelimenin sonunda yerin olamaz. Yerin kime aittir? Mansubatla alakalı bir ektir. Yani mesela diyelim ki kelime hal, temyiz, mefullerden birisidir. Yani mansubatla alakalı bir konudur. Orada yenun kullanabilirsiniz. Burası müpteda, burası haber. Haberin sonuna yenun koyamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla şık kendi içinde yanlış. Buradaki yanlışlık şuradaki yanlışlığa benziyor. Bu da yanlış. Yepküne olur mu? Yepküne olur. Niye? Ummal çoğul müzekker. Bakın fiil de çoğul müzekker. Demiş ki gâderel ummali buyutehum yepküne demiş. Olumlu muzari şeklinde bir hal cümlesi getirmiş.
Burada diyebilirsiniz ki ben bunun son bölümünü yenun yapayım. Çünkü mansubattan bir konudur. Yenun yapamazsınız. Çünkü bu bir fiildir. Fiil olunca cümledir. Cümleye dokunamıyorsunuz. Kelimeyi çekimleyin. O nereye denk geliyorsa o kelimedir. Yani çıkan çekimde, yaptığınız çekimde ortaya çıkan kelime neyse odur. Mesela yepki kelimesi. Bu kelime çoğul müzekker olduğu için bakın çekimde şuraya denk gelir. Yepki yani yepkune. Çekim budur. Çıkanı yazıyorsunuz. Hiçbir değişiklik yapmayın sakın. 2. Harice talib ile medrese diyor. Öğrenci okula gitti. Bakalım. Bu cevap olsa müfret olur. Bu cevap olsa fiil cümlesi olur. Bu cevap olsa isim cümlesi olur. Müfret halde arkadaşlar hatırlarsanız müfret hal yani tekilse eğer kelimenin son harekesinin fethi olması lazım. Yanlış. Eğer orası isim cümlesi ise müptela haber olmak üzere ref halinde her ikisinde olması lazım. Ve hüve müsri an diyemezsiniz. Ve hüve müsri on deseydi cevap olurdu. Kendi içinde şık yanlış. Yüsri o cevap. Buraya yüsri o yazıyorsunuz. Harekesi de damim olacak. Yüsri o. Bu muzari fiilin müfret lafzı. Bakın hal sahibi tekil çünkü. Bu tekil, bu da tekil kullanmış. Aralarında bir münasebet uyum var. Hal ile zilhal arasında hatırlarsanız uyum vardı. Yüsri o olacak. Harekesini bunun da mesela sakın fetha falan yapmayasınız arkadaşlar. Bu bir muzari fiil. Dediğim gibi muzari fiilin harekesine de dokunulmaz. Bir muzari fiil tekil olduğunda son harekesi dammeydi hatırlarsanız böyle kalacak. Yani cümle ise dokunmuyorsunuz. Bu alıştırmanın tek amacı var arkadaşlar. Nedir? Cümleye dokunulmaz. Tek amacı var. 3. Haracel ferik minel bara diyor. Takım karşılaşmadan çıktı. Bakalım. Bu olsa isim cümlesi olur. Bu olsa fiil cümlesi, bu olsa fiil cümlesi olur. İsim cümlesi olsa, bakın başından beri aynı hatayı yapıyor. Hüve müpteda müntesirun haber harekesi damme olurdu. Yani bu bir cevap olsaydı damme olurdu. Bu sürekli aynı hatayı yapıyor. Şuraya düşmenizi istiyor. Hal mansubattandır. Yani böyle diye temel bir kuralımız var. Ama o kimin için geçerli? O cümle olmayan hal için geçerli. Burada cümle var. Dolayısıyla siz harekeye falan hiçbir şekilde dokunamazsınız. Yani müntesiren yapamazsınız. Bu yanlış bir defa. İntesar olabilir ve kad intesar olabilir arkadaşlar. İntesara niye yanlış? Dikkat ederseniz bu bir mazi fiil. İftiale babı. Mazi fiilde bizim kuralımız vardı. Başına mutlaka ve kad kullanıyorduk değil mi? O zaman bu doğru. 4. Celese sadikani. Cevaplara bakarsanız şıklara yetehaddesune, yetehaddesani, yetehaddesu. Üçü de muzari fiil. Bu bir muzari fiil olunca arkadaşlar dediğim gibi yani orada bir fiil varsa cevap olarak onu zil halin olduğu yere kadar çekin çıkan neyse odur. Sadigani ikil müzekker. İkil müzekker yeri neresi bakın çekimde. İkil müzekker bakın arkadaşlar bunun bir çekim olduğunu düşünseniz ikil müzekker şurası. Yensuru, yensurani. Yetehaddesu, yetehaddesani. Yetehaddesani yazacaksınız. Bu kadar. Bu çoğul müzekker. Bu tekil müzekker. Bunlardan cevap olamaz. Çünkü hal sahibi ikil müzekker. 5. alıştırmada hal sahibi bakalım neymiş? Burada hal sahibi et tabibat kelimesi. Pardon, doktorlar kelimesi. Çoğul bayan. Demek ki sizin cevabınızda çoğul bayan olması lazım. Yine fiiller vermiş. Yeptesimle, teptesimle, yeptesim şeklinde fiiller vermiş. Tabibat çoğul bayan olduğuna göre bu çekimin bakın bu çekimin şurasına denk gelir. Tekil, ikil, çoğul, erkek, tekil, ikil, çoğul, bayan. Fiili buraya kadar çekin çıkan neyse odur. Yeptesimu, yeptesimani, yeptesimune, teptesimu, teptesimani, yeptesimle. O zaman cevabımız budur. Diğerleri olmayacaktır. 6. Bakalım. Cevap olarak verdikleri nasıl? Bakın şu cevap olsa müfret yani cümle değil. Şu cevap olsa isim cümlesi, şu cevap olsa isim cümlesi. Dediğim gibi müfretse eğer yani cümle değilse ve kelime tekilse harekesi ne olur? Fetih olması lazım. Dolayısıyla bu şey yanlış. Vehiye bakiyeten demiş. Bu bir isim cümlesi. Burası müpteda, burası haber. Haberin harekesi fetih asla olamaz. Bu da yanlış. Başından beri aynı hatayı yapıyor. Cevabımız vehiye tepki. Burası müpteda, burası haber. Öyle kullanmış ki müptedanın haberi de fiil cümlesi olarak gelmiş. Yani cümlenin hal cümlesi, isim cümlesi, isim cümlesinin haberi de fiil cümlesi. Bakın burası müpteda, burası haber. Müpteda da tekil müennes, haber de tekil müennes bir sorun yoktur. 8. Bakalım cevaplar nasıl?
Şu cevap olsa müfret bir hal olur. Şu cevap olsa isim cümlesi olur. Şu cevap olsa isim cümlesi olur. Dediğim gibi başından beri aynı hata yapıyor. Artık şunu görmüş olmanız lazım. Bu bir defa yanlış. Ve sagirun diyemezsiniz. Sagirun de diyemezsiniz. Çünkü bu cümle değil, dikkat ederseniz. Cümle değilse hareket değişecektir. Bu sagiren olsaydı cevap olurdu. Sagirun olur mu? Olur. Bu müpteda, burası zafer, harekesi de damme zaten. Dolayısıyla cevabımız ve sagirun olacaktır. Bu alıştırma çok önemli arkadaşlar. Bunu inşallah anladıysanız konu anlaşılmış demektir sizin için. 2. Dahattan diyor, çizgi koy. Tahtel hal, halin altına çizgi koy ve ayin nev'ahu ve türünü belirle. Burada nasıl bir hal olabilir arkadaşlar? Türünü istiyor bizden. Müfret, isim cümlesi, fiil cümlesi, şibi cümle olabilir. Benim çok rahatça bulabileceğim bir takım ipuçlarım vardı. Vav ve zamirle devam ediyorsa isim cümlesi. Başında elif lam, yani marife bir lafız olacak. Marife bir lafızdan sonra arkadaşlar fiil varsa fiil cümlesi. Marife bir lafızdan sonra harfi cer mecrur, zarf mecrur varsa şibi cümle. Bunlar yoksa müfretti. Bir cümleye bakalım. Birinci cümlede bakın vav ve zamir yok. Yani isim cümlesi yok. Fiil yok. Hiç, yani cümle içine bakın, hiç fiil yok. Demek ki fiil cümlesi de değil. Ne olabilir? Ya şibi cümleden bir hal var ya da müfret bir hal var. Belki diyebilirsiniz ki şu marife lafızdan sonra şurada cer mecrur var, burası olsun. Bura olamaz arkadaşlar. Bura meful konumunda. Ne demiş? Recaan veledü diyor, çocuk döndü. Neyden dönmüş? Minel ameli, işten dönmüş. Nereden? İşten dönmüş. Burası meful arkadaşlar. Buradan hal olmaz. Şuradan olur mu? Olur. Bakın nekre mansup müştak bir kelime. Galik sıfat müşebbehedir. Galikan burada müfret bir hal olarak kullanılmıştır. Cümle falan yok burada. Galikan. Bunu işaretliyorsunuz, müfret diyorsunuz. Cümle değil yani. İki, birincisi çok rahat görebilirsiniz. Bakın, vehüm var. İsim cümlesi. Aden üşetal bir ediyor. Çevre gönülleri ila belediğim ülkelerine dönmüşler ve müsaade mutlu bir şekilde dönmüşler. 2. Edreket talip diyor, öğrenci yetişti. Eskavim arkadaşlarına ne var bakın ipucu olarak? Vekat var. Vekat varsa fiil cümlesi. Burası fiil cümlesi halinde bir hal. Diyor ki öğrenci arkadaşlarına yetişti nasıl? Fakat esra hızlıca giderek yetişmiş. Hızlanarak yetişmiş. 3. 3'te bakın hiç fiil yok. 1. Vav ve zamir yok. 2. Yani isim cümlesi yok. 3. Müfret hal var mı? Bakın nasb halinde hiç kelime yok. Yani nekra, mansup hiç kelime yok. Şunun başında harfi cer var. Kesra bir defa. Atıf harfi var. Bu da kesra olacaktır. Bu öncesine bağlanıyor. Yani nekra, mansup bir kelime yok. Ne vardır o zaman? Şibi cümle vardır. Ki bakın marife bir lafızdan sonra cer mecrur var. Burası şibi cümle halinde gelmiş bir hal. Tercüme nasıl? Hadder al-etibba diyor. Doktorlar uyardı. El merdi hastaları uyardı. Fi lütfin ve edebin. Bir nezaket ve bir terbiye içerisinde, bir edep içerisinde uyarmışlar, bir saygı içerisinde. Bir sonrakine bakın, 4. Hemen bulabilmeniz gerekir. Ve kat gadibu var, bakın fiil cümlesi. Tercüme nasıl? Haricel ferik minel bara diyor. Takım karşılaşmadan ayrıldı. Ve kat gadibu kızgın bir şekilde ayrılmış. 5. 5'te ne demiş? Hemen bakalım. Fiil yok bir defa. Ne demek? Fiil cümlesinden hal yok demek. Vav zamir var mı? O da yok. Demek ki isim cümlesi de yok. Şibi cümle var mı? Var şurada. Fakat mekan ifade ediyor. Yani meful burası. Bakın. Hadara talibu ile külliye diyor. Öğrenci fakülteye geldi. Burası meful. Mefulün fiktir. Mekan manası içeren bir yer. Bir kelime ifade. Dolayısıyla cermer da yok. Ama müfret hal var bak. Amiline nekra mansup müştak bir kelime ismi faal zaten. Müştak oluşuna da önem, ona da önem verin. O da basit bir şey değil. Kelimenin ismi faal, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbeh, ismi taftil gibi türenmiş kelimelerden olması gerekiyor. Burada müfret hal var yani diyeceğiz. 6. Tenşu diyor yaşamaktadır. Bazı şu bazı halklar fi israfin fahişin aşırı bir israf içerisinde yaşamaktadırlar. Fiil yok cümlede. Yani cümlenin içinde fiil yok. Şurada var, o ana cümle zaten. Cümlenin içinde fiil yok. Fiil cümlesinden bir hal yok. Cümle içerisinde vav ve zamir yok. İsim cümlesi. Cümlenin içerisinde nekra mansup kelime yok. Müfret değil. Demek ki yani olmayan bir halde yok. Ne var o zaman? Şibi cümle var. Marife
Şibi cümle bak. Marife lafızdan sonra harf cümle var. Fi israfin fahişin demiş. Yedi zeben nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Gitti ila taif. Taif'e gitti. Ne var bakın? Fiil cümlesi var. Muzari olumlu bir fiil. Yübellihu davetehu diyor. Davetini ulaştırmak üzere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Mekke'ye gitti. Fiil cümlesi halinde bir hal kullanılmış. 3. El-hal müfrede, müfret hali çevir. Neye? Müfret hali himayeti ila cümletin ismiyetin isim cümlesine çevir demiş. Çok rahat çevirebiliriz. Ne yaparım? Oradaki müfret hali bulur. Eğer isim cümlesi ise o müfret hali uygun bir zamir getirir. Müfret hali de ref halinde okurum. Tamamdır. Müfret hali ref haline çevirmeniz lazım. Çünkü adam diyor isim cümlesine çevir. İsim cümlesine çevirince sizin buradaki müfret haliniz yapacağınız yeni cümlenin haberi olacaktır. Başına zıva ve zamir koyunca haberi olacaktır. Bakalım. Bir cümlede haifen var. Müfret hal burası. Bakın. Bunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu araya bakın ve, hüve, haifün yazarsanız tamamdır. Ve hüve haifün. Mübteda haber. Harika damla olacak. Vav zamir yani şuradaki zamir bu kelimeye elbette ki uygun olacak. Çünkü bu kelimenin bununla alakası var. Bu mübteda burası haber çünkü. Aden üşet albiye diyor. Çevre gönülleri döndü ila belediğim ülkelerine ferihine mutlu bir şekilde dönmüşler. Hal burası nihayetinde kelime cem müzekker salim. Bakın cem-i müzekker. Bizim cem müzekker zamirimiz hangisi? Ferihine kelimesinde buraya arkadaşlar ferihune şeklinde yazacaksınız. Çünkü burası mübteda burası haber. Haberin sonuna ye'nin koyulmaz. Bakın sakın ferihine diye bir şık bir yazı varsa yanlıştır. Öyle bir şey işaretlemeyesiniz. Vehüm ferihune diyebilirsiniz. Çünkü mübteda ve haber oluşan bir yapı söz konusu. 2. Kada Hasan'ın hayata diyor. Hasan hayatını geçirdi. Fakire muhtacen. Fakir ve muhtaç bir şekilde geçirmiş. Burada iki tane hal var arkadaşlar. Birisi fakir olmuş, birisi de muhtaç kelimesi hal olarak kullanılmış. Kelime tekil nihayetinde eğer zamir kullanacaksan ve hüve derim. İki tane hal var, ikisini de ref haline çevireceğim. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Fakirun, diğeri de muhtaçun. İki hal olduğu için ikisini de çevirdim. Hal peş peşe tekrar edebiliyordu hatırlarsanız. 3. Hacer el-Etrak ile Almanya cemaatin demiş. Türkler Almanya'ya gruplar halinde hicret ettiler. Gruplar haline göç ettiler. Buradaki hal burası arkadaşlar. Hal sahibi çoğul müzekker. Vehüm diyorsunuz. Vehüm cemaatün olacak. Vehüm cemaatün. Çoğul çoğul. Cema kelimesinin başka bir versiyonu yok. Mecburen böyle kullanmak zorunda kalıyorsun. Vehüm cemaatün oldu. 4. Gadirelümmal mesaniyahüm. Gadirelümmal mesaniyahüm mesrurine demiş. Hal burası bakın arkadaşlar. Mesrurine. Kelime çoğul müzekker. Bir defa şunu kullanacaksınız. Vehüm. Mesrurine yazın. Vehüm. Mesrurine yazdınız. Vehüm mesrurine bakın. Başına zamir koydum. Şu kelimeye uygun bir şekilde. Vehüm. Ki buna da uyacak. Buna da uyacak mecburen. Hal sahibi burası çünkü. Vehüm mesrurine. Bu şık yanlış arkadaşlar. Niye? Yanlış inşallah görebildiniz. Burası mübteda, burası haber. Haberin sonunda ye'nin bulunması. Haberin sonunda ne bulunur? Haber birinci sütunda olduğuna göre haberin sonuna ancak vav'nun koyabilirsiniz. Mesru, rune diyebilirsiniz. 5. Feddaltü zehabe diyor. Ben gitmeyi tercih ettim. El-yeme bugün ile külliye fakülteye maşiyeten yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Bakın hal burası tekil mühendis. Hal sahibi benim arkadaşlar. Tü. O zaman şöyle diyeceksiniz. Ve ene maşiyetün. Ve ene maşiyetün oldu. Ve ene maşiyetün. Hal sahibi benim çünkü. 6. Ve ceddet el ümmü binteyha demiş. Anne kızlarını buldu. Naimeteyn uyurken buldu. Dune battaniyetin demiş. Battaniye olmaksın uyurken buldu. Buradaki hal naimeteyn kelimesi arkadaşlar. İkil müennes bir kelime var elimizde. İkil müennesle şöyle bir hüma yazabilirsiniz önce. Ve hüma dediniz. Ve hüma naimetani diye orayı ref haline çevireceğiz. Çünkü dediğim gibi burası mübteda, burası haber. Elif nun getirebilirsiniz. Eğer ikilse elif nun.
getirebilirsiniz. Mübteda haber çünkü. 7. O bakın müfret hal kullanmış. Müfret hal kullandığı için harekeyi ve kelimenin sonundaki harfi yenuna çevirmiş. 7. Adem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselam döndü. Min gari Hira, Hira mağarasından galikan endişeli bir şekilde döndü. Hal burası tekil müzekker olduğuna göre o zaman ne derim? Ve hüve galikun olur. Ve hüve galikun, burası mübteda, burası haber oldu. Ve hüve galikun dedim. 4. Burada ne demiş arkadaşlar? Burada da yukarıdaki alışmanın tersini istiyor. Biraz önce müfret haller vermişti. Ben isim cümlesine çevirdim. Şimdi cümle halinde vermiş. Müfrede çevirmemi istiyor. Bu ikisini karşılıklı bir şekilde yapabiliyorsanız olay sizin için bitmiş demektir. Yani her ikisini de kullanabiliyorsunuz demektir artık. Bakalım hal neresi? Hal şurası bakın. Ve hiye adibet. İsim cümlesi. Olur da fiil cümlesi vermiş olabilir. Ne yapacaksınız? Ben onu söyleyeyim önce, öyle başlayalım. Eğer isim cümlesi vermişse arkadaşlar, buradaki vav ve zamiri kaldırın. Bura artık cümle olmayan hale dönüştü ya. Cümle olmayan hale dönüştüğü için bunda mansup yapıyorsunuz. Galibeten. Cümle, isim cümlesi ise böyle. Vav ve zamiri kaldırın. Burayı nasb haline sokun. Bakın nasb hali diyorum arkadaşlar. Bakın feta demiyorum dikkat ederseniz. Nasb daha geniş bir şey. Olur da fiil cümlesi halinde verilmiştir. Fiil cümlesinde ismi fail formuna sokarsanız orayı müfrede çevirmiş olursunuz. Bakın mesela burada telmiye var. Bir nasıl yapacağız? Biz üç harfli fiilleri ismi fail yaparken fail ünvezine sokuyorduk. Harf sayısı 3'ten fazla olanları ismi fail yaparken başına bir tane dammeli mim getirip sondan bir önceki harfin arkasında kesre yapıyorduk. Elinizdeki fiil eğer böyleyse, 3 harfli ise failün, 3'ten fazlaysa böyle yapacaksınız ki onu müfrede çevirmiş ismi fail yapınca müfrede dönüştürmüş oluyorsunuz. Burada telmeh var. Burası fiil cümlesi. Telmeh üç harfli bir fiil. T'yi saymazsanız. Ben bunu ne yapacağım? Failin vezine sokuyorum. Failin vezine sokarsanız şöyle olur. La, mi, an. Ne oldu? Bakın müfrede dönüştü. Bakalım bir sıkıntı var mı? Olabilir. Hal bakın. Tekil müzekker. Zil hal. Tekil müennes. Olamaz. Zil hal. Güneş kelimesi. Güneş semai müennestir. Bunun müennes tekil olması sebebiyle bunun da müennes ve tekil olması gerekir. O zaman ne diyecekmişiz? O zaman şöyle diyecekmişiz. Bakın. La mi'a ten denir. La mi'a ten. Vecedet tıfliha, tıfliha diyor. Anne diyor işte buldu tıfliha çocuğunu. Yedribun erda bir icdihi ayaklarıyla yere vururken buldu. Buranın hali burası. Nasıl vermiş? Fiil cümlesi vermiş. Fiil nasıl? Üç harfli. Ne yapacağım? Bunu ismi fail formuna sokacağım. Arkadaşlar şu kelimeyi kaldırın. Oraya şunu yazın. Dari ben yazın. Orası müfret hale dönüşmüş olur. Bakalım bir sıkıntı var mı? Çünkü müzekkerlik mühendisliğini de ayarlamanız gerekiyor en son. Ne yapıyorsanız yapın. Müzekkerlik mühendisliğini ayarlayacaksınız. Dari ben tekil müzekker. Has sahibi. O da tekil müzekker. Bir sorun yok demek ki. Yeni cümle nasıl oldu? Vecedet dıfleha dariben el erda. Biricdeyi. Dariben müfret ama yedribul erda fiil cümlesi. Bir sonrakine bakalım. Ne demiş? Ra gördü es sahabetü diyor sahabe. Her kelimenin sonunda kapalı T bulunan müennes değildi dikkat ederseniz. Sahabi müzekker çoğul için kullanılan bir ifade. Kelimenin sonunda kapalı T cemilik manası da içerebilir. Ra'e sahabeti diyor. Sahabe gördü. Elma'e suyu yetedeffeku min beyni sahabihi Peygamber aleyhissalatü vesselamın parmaklarından fışkırırken gördü. Buradaki halin bakın şurada fiil cümlesi olduğunu görmüş olmanız lazım. Yetedeffeku. Ben bunu ismi fail yapacağım. Nasıl yaparım? Kelime harf sayısı 3'ten fazla. O zaman şu buraya yazayım bakın. Şunu kaldırıyorsunuz. Bu buradan çıkacak. Buraya yetedeffeku yazayım. Yetedeffeku. Ne yapıyordum? Başındaki y'yi atıp dammeli mim. Sondan bir önceki harfin harekesini kesra. Böyle yapınca müfrede dönüştü arkadaşlar. Müfrede dönüşünce de harekesini feta yapmanız lazım. Müfrede dönüştü çünkü cümle değil artık. Ne oldu? Mütedeffikan oldu. Mütedeffik. 4. Câet-i sünnet-ü nebevi diyor. Nebevi sünnet geldi. Tübeyyin'i açıklamak üzere geldi. Yani Kur'an-ı Kerim'e diyor. Kur'an-ı Kerim'i açıklamak üzere geldi.
Fiilimlek yani hal olan kısım nasıl? Fiil cümlesi. Tübeyyünü harf sayısı 3'ten fazla. Nereden çıkarıyorum ben bunu? Yani muzatarifinde demiştik ki damme varsa muzatarifinde kesinlikle dörtlüdür. Beyyene, yübeyyünü, tübeyyünü. Kelime dörtlü. Tübeyyünün bakın başındaki T'yi atın. Muzatarifin yerine damme getirin. Şöyle olur. Mübeyyinen oldu. Cümle şöyle olur. Bunu kaldırdım arkadaşlar. Buraya mübeyyinen yazdım. Câte sünnet-i nebeviyyen mübeyyinen el-Kur'an-ı Kerim'e. Dikkat ederseniz bir eksiklik var. Nedir? Hal müzekker, zilhal müennes olamaz. Ne demen lazım? O zaman şöyle diyebilirsiniz. Mübeyyineten, onun da müennes olması lazım. Beyyineten dedim. 5. Nesabet el cemiyetü el-kıyam diyor. Dernek çadır kurdu. Ve hiye tüdrikü mesuliyetiha, o sorumluluğunu bilerek, sorumluluğunun farkında olarak bir çadır kurmuş dernek. Hal cümlesi nasıl? Vav ve zamir var. Bunu bir defa çıkıyorsunuz. Devamdaki kelimeye bakın. Devamdaki kelime de öyle denk geldi ki onu da fiil kullanmış. Biz fiili, burada elimizdeki fiili müfrede dönüştürürken ismi fail yapıyorduk hatırlarsanız. Kelime de dammeli mim var yani 3'ten fazla. Şunu da kaldırın. Bakın şunu kaldırıp şuraya yazacağım. Y'yi atıp başına dammeli mim getirirseniz müdriken oldu. Cümle şöyle arkadaşlar. Burayı komple çıkardım. Nesabet el cem'iyetü el kıyame müdriken mesuliyete. Müdriken. Olur mu? Bu şekilde inşallah görmüşsünüzdür olmayacağını. Hal sahibi tekil mühendis. Hal müzekker olamaz. Ne yapmam lazım dolayısıyla? Müdrike ten olur. 6. İnsarefe. İnsarefel hazirune minel muhadara diyor. İşte toplantıya katılanlar ayrıldılar. Ve hem ferihune mutlu bir şekilde ayrıldılar. Yine isim cümlesi vermiş. Vav ve zamiri kaldırın. Bu defa bakın elimdeki kelime fiil değil. Dikkat ederseniz isim sıfat-ı müşebbihedir kelime. İsim yani nihayetinde. Buradaki fiildi şuraya yaptığım fiildi. Onun için isim fail formuna soktum. Bu fiil falan değil. Bu müfret. Yani müfrede dönüştüreceğim bir isim bu. Ben bunu nasıl dönüştürürüm? Müfret yani bunu kaldırınca artık müfret yani cümle olmayana dönüştü zaten. Bir bakın şöyle olur mu? Yani bir dokunmama değiştirmeme gerek var mı? Kuralımız neydi bizim? Eğer müfrede hali dönüştürmüşseniz onun sonunu mutlaka nasb haline sokacaksınız diye bir kuralımız vardı. Ferihune onu nereye sokar? Ferihune onu merfuattan bir kelime yapabilir. Mübteda haber fail naib fail. Kelime konumuz mansubattan olduğuna göre sonuna ya vavnun değil yenun getirebilirsiniz. Ne dersiniz? Ferihine olur. Ferihine. Ferihine müfret. Ve hüm ferihine isim cümlesi. 7. Haricet Hacer diyor. Hacer anamız. Tes'a çıktı. Tes'a koşmak üzere. Beyne Safa ve Merve. Safa ile Merve tepeleri arasında koşmak üzere diyor. Çıktı. Hal olan bölüm fiil cümlesi. Şu kelimeyi ismi fail formuna sokuyorsunuz. T müennes kelameti. S ayın ve sin ayın ve elif var. İlletli bir yer. İsmi fail formuna sokarsanız sa'i olur. Bakın hal sahibi müennes. Kapalı T koyacaksınız ki müennes olsun. Şu an arkadaşlar dikkat ederseniz müfret yani cümle olmayan hale dönüştürdüm. Cümle olmayan halin harekesi her türlü nasb haline sokulacak diyorduk. Neye dikkat ediyorsunuz? Yani konunun aslında tek amacı var. Müfret halin harekesi, irabı falan nasb haline sokulur. Cümleye dokunulmaz. Yani bütün konunun tek amacı bu. 5. Ecibani sual diyor. Soruya cevap ver. Bir cümletin bir cümleyle cevap ver ki tahtevi ala halin cümle bir hal cümlesi içeren bir yapıyla cevap ver. Ama cümle olacak. Yani ne olur? Mesela isim cümlesi, fiil cümlesi, bir cümle herhangi bir şey getirebilirsiniz ama mutlaka bir cümle olacak bakalım. Bir de demiş ki keyfe tufadilun marasa riyade, sen spor yapmayı nasıl spor yapmayı tercih edersin? Bunu kaldırın. Soru size yönelik olduğu için elif koyacaksınız ki ben demiş olasınız. Üfadilun marasa riyade diyor. Ben spor yapmayı tercih ederim. Nasıl tercih edersiniz mesela? Ve ene maşin diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve ene maşin. Ben yürüyerek spor yapmayı tercih ederim. Hızlıca spor yapmayı tercih ederim. Ve ene
Müslüman olabilir. Keyfe nasıl? Ya bir tülap yemem diyor. Öğrenciler günleri nasıl geçirir? Size sormamış. Öğrencileri soruyor. Dolayısıyla bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Şuradan başlıyorsunuz. Ya bir tülap yemem. Öğrenciler günlerini geçirmektedir. Nasıl? Ya melune çalışarak geçirirler. Yectehidune veya ben fiil cümlesinden hal yaptım mesela. Fiil cümlesi şeklinde bir hal koydum. Koyduğum halde hal sahibine uygun. Keyfe diyor nasıl? Tehaddeset talibat ma üstadihinle diyor. Öğrenciler hocalarıyla nasıl konuştular? Bakın size sormamış öğrencileri soruyor. Şuradan direkt başlıyorsunuz. Öğrenciler hocalarıyla nasıl konuşmuşlar? Fi edebin diyeyim mesela. Bir edep, bir nezaket içerisinde konuşmuşlar. Öyle yaptım ki car mecrur yani şibi cümleden bir hal koymuş oldum mesela. Keyfe nasıl hadarat el amilatani ila beytihima diyor. İki işçi evlerine nasıl geldi? Yorgun gelmişlerdi mesela. Bunda isim cümlesi yapayım. Ve hüma bayan bakın. Müt'abe tani bayan olduğu için müt'abe tani dedim. T koydum buraya müennes olduğu için. Ve hüma müt'abe tani isim cümlesi halinde bir hal getirmiş oldum. 5. Veya mesela ne diyebilirsiniz? Yemşune. Bakın sadece şunu bile yazsanız. Yemşune. Yürüyerek gelmişler demiş olursunuz. Fiil cümlesi halinde hal koymuş olursunuz. 5. Keyfe nasıl? Testemi'une. Dinliyorsunuz. İlel muhadara. Konferansı nasıl dinliyorsunuz? Arkadaşlar size sormuş. Biz demeniz lazım. Bir defa şuraya şunu kaldırın. Bir defa şuraya nestemi'u diyeceğiz. Nestemi'u el muhadarat. Biz konferansı dinleriz. Nasıl? Fi hudu'in sükunet içerisinde dinleriz. Car mecrurdan yani şibi cümleden bir cevap vermiş oldu. 6. Keyfe yakra Mustafa el kitabı diyor. Mustafa kitabı nasıl okuyor? Size sormamış Mustafa'yı soruyor. Direkt buradan başlıyorsunuz. Mustafa kitabı nasıl okuyor mesela? Ve hüve müsri'un diyeyim mesela. Hızlı okuyor. Muhtiun hata yaparak okuyor mesela. 7. Keyfe alene nasıl ilan etti? El müziğe el habere diyor. Müziği spiker. Spiker haberi nasıl ilan etti? Size sormamış yine spikeri soruyor. Şunu kaldırın buradan direkt başlayabilirsiniz. Alene müziğe el habere nasıl? Ve hüve galikun mesela. Endişe ederek. Bu isim cümlesi. Şunu koyuyor mesela. Arkadaşlar yekleku fiil cümlesi yapmış olursunuz. Tabi burada vav ve zamir falan yok. Bu muzari bir fiil. Olumlu. Buraya vav, zamir falan hiçbir şey gelmiyordu. 8. Keyfe tercüme Halil hitabel vezir demiş. Halil bakanın konuşmasını nasıl tercüme etti? Yine söz ise yönelik değil. Halil'i sormuş. Halil buradan başlıyorsunuz. Tercüme Halil hitabel vezir bakanın konuşmasını tercüme etti. Nasıl? Ve hüve hatimun. Hata ederek hatalı bir şekilde çevirmiş mesela. Sahihun doğru bir şekilde çevirmiş diyebilirsiniz. Alt tane istiyor arkadaşlar. İstebdil ma beyne kavseyn diyor. Parantezinde kelimeleri değiştir. Bil ismi münasip uygun isimle değiştir. Parantez içindeki kelimeleri arkadaşlar uygun isimle değiştirirseniz ne olur? Etel veledu ila beyti ve hu müsri'un demiş. Ben bu cümleyi arkaya yazayım arkadaşlar. Veleden kelimesinden de başlayalım. Bir defa yazmış olayım. Etel veledu ila beyti ve hu müsri'un demiş. Şuraya en son kaldığımız cümleyi yazayım. En son o cümlede kalmış diyor. Verdiğim kelimeleri cümleye yaz. Gerekli değişikliği yap. Cümleyi yeniden yaz. Etel veledu ila beytihi ve hüve müsri'un demiş. Şimdi burada kiminle alakası var arkadaşlar? Kiminle alakası var bakalım. Burada arkadaşlar bakın şu kelime özne yani fail. Failin fiille alakası var. Şurada bir zamir var dikkat ederseniz. Bu zamirin
buradaki özne ile alakası var. Çünkü zamir kendisine önce kelimeye racidir. Eğer siz bunu değişseniz bu da değişir. Burada dikkat ederseniz bir hal cümlesi verilmiş. Burası müpteda, burası haber olmak üzere. Eğer siz bakın bu şu burada geçen zamir şuradaki hal sahibine uygundu hatırlarsanız. Eğer siz burayı dokundurursanız, burayı değiştirirseniz şu kelimenin de değişmesi gerekir. Çünkü burası müpteda, burası haber. Eğer bu değişirse bu da değişir. O zaman ne oldu? Bunun bununla, bunun da yine buradaki özneyle alakası var. O zaman arkadaşlar öyle bir cümle verilmiş ki siz bunu değiştirince bu cümle komple neredeyse değişmiş olacaktır. Bakalım evlattan başlayayım ben. El evladı oraya koyarak yazalım. Buraya el evladı yazarsanız. Evlat nasıl? Çoğul müzekker. O zaman buradaki her şeyin çoğul müzekker olması lazım. Yani şunun, 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 her şeyin çoğul müzekker olması lazım. Beytihi diyemezsiniz. Beytihim dersiniz. Hüve diyemezsiniz. Hüm dersiniz. Müsriun değil, müsriune demeniz gerekir arkadaşlar. Cümle nasıl oldu? Bunda bununla alakası vardı. Bu müzekker olduğu için bu da müzekker. Oraya dokunmadım. Yine müzekker yani. Fiil başta kullanınca tekil müzekker kullanıyordu hatırlarsanız. Cümle şöyle oldu bakın. Etel evladu ila beytihim ve hum müsri'une oldu. Ve hum müsri'une. Değiştirelim. El veledü kelimesini diyor ki mesela bintü ile değiştir. Bunu el bintü yaparsanız arkadaşlar. Elbintü de durum nasıl? Elbintü tekil bayan bir defa. Bu tekil bayan olunca arkadaşlar. Şuradaki her şeyin artık tekil bayan olması lazım. Bu tekil bayan olacak. Şuradaki tekil bayan. Şura tekil bayan olacak. Ben cümleyi tamamen sileyim. Ne olacak bakalım. Bir defa eta diyemezsiniz. Eta müzekker. Etet demeniz gerekir. Müennes. Etel bin etet bin etet el bintü diyor kız çocuğu geldi ila beyti ha bakın bayan zamir gönderdi ve hiye diyebilirsiniz çünkü kelime tekil müennes bir zamir yazdım bunun da tekil müennes olması lazım müsri'a tün cümle nasıl oldu bakın etet el bintü ila beyti ha ve hiye müsri'a tün oldu bir tane daha yapayım el bintani mesela Elbintü değil de buranın Elbintani olduğunu düşünün. Elbintani. Bura bayan, burada müennes olacak. Müennes zaten. Bu ikil bayan olduğu için artık burası Beytiha değil, Beytihima olur. Burası Hiye değil, ne olur? Hüma. Müsriun değil, burada ikil bayan olacak. Takdir edersiniz ki. Burada ne olacak? Müsri'a tane olacak. Gerisini arkadaşlar siz yapmaya çalışın. Gösterdim ben uyumları. O uyumlara göre değiştirirseniz bunun amacı nedir? Hal olan kısım isim cümlesi olsa siz o isim cümlesini ayarlayabiliyor musunuz? Oradaki değişiklikleri yapabiliyor musunuz? Yoksa biz mesela zamirin merciğini birinci dönem bir konu olarak gördük. Zamir neye raci ise o değişince o da değişiyordu. Fiil ile fail arasındaki uyumları birinci dönem gördük. Bunlar yeni konu değil, yeni durum değil. Yeni durum şurası bakın. Bunu ayarlayabiliyor musunuz? Müpteda hal olan bölüm isim cümlesi haline geldiğinde siz orayı ayarlayabiliyor musunuz? Geriye kalanları mutlaka yapınız. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde de ne demiş? Bir sonrakini öyle vermiş ki hal olan kısım bu defa fiil cümlesi arkadaşlar. Fiil cümlesi olunca ne yapıyorduk hatırlarsanız? Fiili ilgili zil halin olduğu yere kadar çekip bırakıyorduk. Ne çıkıyorsa odur. Cümle şöyle bakın. Reca'i. Aradaki kelime dursun. İla beytihi. İla beytihi. Yedhakü demiş. Yedhakü. Niye böyle kullanmış? Çünkü bakın buradaki hal sahibi tekil müzekker. Bak fiil de tekil müzekker. Zamir gönderdiği zamir de tekil müzekker. Fiil de tekil müzekker. Yedhakü kelimenin çekimin ilk kelimesi. Eğer siz buraya arkadaşlar farklı bir kelime koyarsanız. Diyelim ki siz buraya ne yazdınız? Siz buraya Es-saydalaniyani yazdınız. İkili bir kelime. Es-saydalani yani. K
Kelime ikil müzekker. Bakın her şeyin ikil müzekker olması lazım. Bunun da bununla alakası vardı şunun. Müzekker zaten dokunmuyorsunuz. Şu hu'nun hüma olması lazım. İkil müzekker. Şöyle olacak yani. Beytihima oldu. İla beytihima. İkil müzekker. Yedhakü'nün ikil müzekker olması lazım. Yedhakü ikil müzekker nasıl yapılır arkadaşlar? Şuraya çekimi yazayım. Bakın. Tekil, ikil, çoğul, erkek. Tekil, ikil, çoğul, bayan. İkil müzekker burasıydı. Kelimeyi oraya kadar çekmeniz lazım. Yedhakü, yedhakâni. Demek ki bununla birlikte kullanacağım neymiş? Yedhakâni diyebilirmiş. Yedhakâni diyebilirmiş. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde mesela demiş ki bunu kaldır, yerine şunu koy diyelim ki. Etibba. Etibba nasıl bir şey arkadaşlar? El etibba'u. Kelime çoğul müzekker. Doktorlar demek. Artık her şeyin çoğul müzekker olması lazım. Beytihima diyemezsiniz. Ne dersiniz? Bunların hepsini sileyim. Beytihima diyemezsiniz. İla beytihim diyebilirsiniz. Yedhakü'yü şimdi nasıl kullanacağım? Kelime çoğul müzekker olduğuna göre, çoğul müzekker de burası olduğuna göre bakın. Yedhakü, yedhakâni, yedhakûni. O zaman buraya da arkadaşlar ne yazıyorsunuz? Yedhakûni yazıp bırakıyorsunuz. Çekin ne çıkıyorsa odur. Bir tane de örnek olsun diye yapayım. Gerisini mutlaka siz yapın kendiniz arkadaşlar ki konu zihninizde daha iyi otursun. Mesela diyelim ki Zeynep yazayım. Bakın. Zeynep nasıl bir şey? Tekil mühennes. O zaman fiilin de tekil mühennes olması lazım. Şimdi fiili özne şeye dönüştü. Recai. O zaman ne yaparım? Recai. Recaat yaparım. Recaat. Geçtim zamire. Zamir de dönecek. Zamir ne olur? İla beyti ha. Tekile döndü. Geçtim. Fiili de düzeltmem lazım. Fiili bakın tekil mühennes yapacaksınız. Çünkü hal sahibi tekil mühennes. Benim çekimde tekil mühennes kelimem şurası. Bakın. Yedhakü. Yedhakâni. Yedhakûne. Tedhakü. Buraya da arkadaşlar tedhakü yazıyorsunuz. Bakın. Tedhakü. Yazarsanız tamamdır. Alışmanın dediğim gibi amacı hem bunun hem bir önceki alışmanın tek amacı var. Siz fiil cümlesini, isim cümlesini kullanabiliyor musunuz cümle içerisinde? Bu da güzel bir alıştırma arkadaşlar. Bunu da dikkat edin alıştırmaya. Ayin el hata diyor. Hatayı belirle fi cümle tali aşağıdaki cümlelerde ve da tahta hattan diyor ve altına çizgi koy. Sümme sonra sahihu sonra onu da düzelt demiş. Diyor ki ben sana hatalı cümleler verdim. Hal olan kısımda hata var. O hataları düzelt. Cümleleri yeniden yaz ki önce hatayı bulmamız lazım elbette ki. Hatayı bulabilmek için de hali bulmanız lazım. Bakın fiil cümlesi var. Hal demek ki buradaki fiil cümlesi. Nasıl? Saydalani yani dediği ikil müzekker. Yusaydune dediği çoğul müzekker. Hal ikil müzekker. Burası çoğul müzekker olamaz. Bu fiili de arkadaşlar ikil müzekker yapmanız lazım. Çekimi tekrar yazayım. Bakın. Bu çekim üzerinden tekrar yapacağız. Burası tekildi, burası ikil, burası çoğul. Ben bu Yusaydani'ydi herhalde. Yusaydani'yi ikile nasıl çevireyim Yusaydü kelimesini? İkil müzekker. Bakın Yusaydü, Yusaydani burası. Bunu kaldırıp arkadaşlar oraya şunu yazıyorsunuz. Yusaydani yazarsanız düzelir. Yusaydani oldu. İkiye bakalım. Hata nerede? Yenteziru devreha demiş. Yenteziru tekil müzekker. Dikkat ederseniz sonuçta hiç sonunda ek falan yok. Ama hal sahibi çoğul müzekker. O zaman şu fiili bakın. Buraya çoğul müzekker burasıydı ya. Oraya kadar çekiyorsunuz. Yenteziru, yentezirani, yentezirani. Demek ki bunu kaldırıp oraya yentezirani yazacaksınız. Bir de zamirde hata yapmış. Gönderdiği zamir bakın yanlış. Zamir öncesine raciydi. Eğer bura çoğul müzekkerse bunda çoğul müzekker olması lazım. O zaman cümleyi tamamen yazayım bakın. Yentezirune yentezirune devre hüm diyebilirsiniz arkadaşlar. Yentezirune yentezirune devre hüm. 3. Celeset el müezzafetü tepki yani el müezzafetü hal sahibi tekil bayan ama burası ikil bayan. Bakın tektübani demiş. Ketebenin muzarisi yektübü. İkil bayana ne denk gelir bakın. Pardon tekil bayana. Tekil bayan çekim burası ya. Yektübü, yektübani, yektübü ne? Tektübü. Şunu kaldırın. Onun yerine arkadaşlar tektübü yazın. Tektübü cümle düzelmiş olacaktır bu şekilde. 4. Rakib el evladü es seyara ferihini demiş bakın. Hal sahibi çoğul müzekker, hal ikil mühennes.
Ferihayni demiş. O zaman bunu da çoğul müzekker yapmam lazım. Bunu kaldırın buraya arkadaşlar. Ferihine yazın. Bakın ferihayni başka bir şey. Ferihine başka bir şey. Ferihayni ikil müzekker ama ferihine çoğul müzekker. Bu birinci dönem gördüğümüz cem müzekker ikil konularını hatırlarsanız ferihine yazacaksınız ki çoğul müzekker yapmış olabilirsiniz. Bunlar fiildi çekiyordum. Bu fiil değil kelime. İsim, ismi ayarlamaya çalıştım. 5. El-Mü'minûne haşiatin demiş. Hal sahibi çoğul müzekker. El-Mü'minûne hal çoğul müennes. O zaman bunda çoğul müzekker yapmam lazım. Çünkü bu buna uymak zorunda. Haşiatin nasıl bir şey? Haşiatin çoğul müennes. Bunu çoğul müzekker yapacağım. Çoğul müzekker yaparken ne yapıyorduk? Bakın. Haşiûne. Haşiûne. Haşiûne yazdım. Çoğul müzekkere çevirdim. Yalnız bir hata var. İnşallah görebilmişsinizdir. Burası hal olduğu için sonunda ne olmaz? Sonunda asla vav, nun olmaz. Sonuna haşi'ine deyip yenun getireceksiniz. 6. Bakın tebkiyani hal, el bintü hal sahibi. Hal sahibi tekil, hal ikil olamaz tebkiyani demiş. Tekil mühendisi, tekil mühendisi kadar çekmeniz lazım. Yepki bakın. Yepki yani yepkune tepki. Tekil mühendis burası. O zaman bunu kaldırıp buraya tepki yazarsanız bakın. Tepki tamamdır. 7. Talal, taliban diyor. İki öğrenci ders çalıştı. Ders avu derslerini. Burada bir zamir hatası var bir defa bakın. Taliban iki müzekker, tekil müzekker bir zamir göndermiş. Bir defa bunu hüma yapacaksınız. Burada da calisen var. Calisen tekil müzekker, hal sahibi iki müzekker. Calisen becalis bir isimdir bakın. Bak fiili yapmıyorum şu an. İsmi ikiyle çeviriyorum. Ben calis kelimesini nasıl çeviririm? İki şekilde çeviririm. Kalemani, kalemini. Calisani, caliseyni. Burası hal olduğu için calisani diyemezsiniz. Caliseyni demeniz gerekir. Caliseyni demeniz gerekir. 8. Yani şu karaviyyun diyor köyler yaşamaktadır. Saideyni mutlu olarak bir şekilde yaşamaktadırlar. Bir bakarsanız arkadaşlar hal ikil, hal sahibi çoğul olamaz değil mi? O zaman ne olacaktır? Bunda çoğul müzekker yapmam lazım. Bu bir isim dikkat ederseniz. Bakın fiili yaparken başka bir şey yapıyorum. Çekimliyorum ben orayı. İsmi yaparken cem müzekker mi, cem müennes mi ona göre yapıyorsunuz. Saideyni ikil. Ben bunu cem müzekker nasıl yaparım? Saidune, saidine. Bakın ikisi de cem müzekker. Saidune, muallimune, muallimine. Saidune, saidine. Ben burada hal olduğu için ben buraya saidine diyebilirim arkadaşlar. Saidine olacaktır. Bu da böyle. Ve arkadaşlar buraya ayrılır son alıştırmamız. Bir de demiş ki ayetlerin içerisinde görebiliyor musunuz? Bir de ona bakmış. Ayin diyor belirle. El hale fil ayet tali aşağıdaki ayetlerde ve beyin nevan ve türünü de söyle demiş. Hem belirleyeceğiz hem türünü söyleyeceğiz. Nasıl bir hal var? Birinci ayette bakarsanız. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tekrab salat nata yaklaşmayın. Ve entüm sükara sarhoşken yaklaşmayın. Bir bakın ve entüm var. Va ve zamir var. Demek ki kesinlikle isim cümlesi. Burası isim cümlesi halinde hal. 1. Fekharca kavmihi diyor. Kavmin huzuruna çıktı. Fi zinetihi zinetleri içerisinde çıkmış kavmin huzuruna. Ne var? Fiil yok. Müfret hal olabilir bir kelime yok. İşte vav ve zamir yok. Demek ki hiçbir cümle var. Karun halkının huzuruna nasıl çıkmış? Fi zinetihi zinetleri içerisinde çıkmış. Hiçbir cümle halinde hal. 2. فَخَرَجَ مِنْهَا خَيْفًا يَتَرَقَّبُ diyor. Oradan çıktı. خَيْفًا korkarak يَتَرَقَّبُ. Gözetler bir şekilde. Bura müfret hal konusunda da aynı örnek vardı. Burada iki tane peş peşe öyle bir hal gelmiş arkadaşlar. Şu hal müfret. Bu hal fiil cümlesi. İki tane peş peşe hal var burada. 3. Estağfirullah. فَرْسَلْنَا diyor. اِلَيْهَا biz ona gönderdik. رُوحَنَا biz ona ruhumuzu gönderdik de. فَتَمَسَّلَ mesele leha ona göründü. Beşeren seviyya ona fiziği düzgün bir insanoğlu olarak göründü. Nasıl görünmüş? İnsan olarak. Nasıl bir hal burası? Müfret cümle değil nihayetinde. Seviyyende onun sıfatı burada peş peşe hal yok arkadaşlar. Bakın nasıl insan? Fiziği düzgün. Sevi sıfattır. 4. Vela telbisül hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entüm talemun. Biliyor olduğunuz halde diyor gerçeği gizlemeyin. Bakın vav ve zamir var. Demek ki isim cümlesi. 5. Hulikal insan daifa demiş. Bir tane kelime var hal olabilecek ki bu nasıl bir haldir? Burası müfret bir hal söz konusu.
6. Ve huvellezî enzele diyor. O Allah ki ise ileyküm kitabı en kitabı müfessalen ayrıntılı bir şekilde indirmiştir. Bakın arkadaşlar, fiil yok cümlenin içerisinde. Vav ve zamir yok cümlenin içerisinde. Cümlenin içerisinde car mecrur yok. Marifeden sonra gelmiş olan. O zaman müfret hali vardır. 8. Ve cevabı babım diyor, babalarına geldiler. Aşağıya akşam vakti yepkune ağlayarak geldiler. Şunu hal zannetmeyin arkadaşlar. Nekra gibi duruyor. Bu zaman zarfı. Mefrun fih yani. Hal burası bak. Yepkune fiil cümle şeklinde bir hal olarak kullanmış. Arkadaşlar biz bu dersi iki defa işlemiş olduk. Müfret hal konusunun sonunda video ikiye parçalandığı için ben ayrıca cümle halindeki hali de tekrardan işlemek zorunda kaldım. Müfret halin devamında, müfret hal ile alakalı konunun devamında bu zaten var ama bir yerde bitiyor. Ben ayrıca tekraren bir daha cümle hal çeşitleri olmak üzere bir konu daha işledim. Yani şu son bölüm ayrılmasın, 5-6 dakikalık bir video olmasın diye ayrıca işlemek zorunda kaldım. 4. haftamızın konusu böyleydi. Bir sonraki haftanın konusunda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.